Arifeli günlerden hepinize selamlar, sevgiler, güzel dostlarımız. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arife bugün mutfakta neler yapacak? Ne yapalım? İftara biraz bir şeyler hazırlayalım dedik. Ve tavuklarımızı aldık. Bir şöyle ne aldık bu? Göğüs aldık. Bir de yanına şöyle ben kanat seviyorum. Onunla, diğer kızlar göğüs seviyor diye onlara göğüs aldım. Onları jülyen şeklinde şöyle uzun uzun istiyorlar. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle döndüreceğiz sote halinde. Yanında bir de ne yapalım abla? Lahmacun mu yapalım? Hamur mayalayacağız. Mayalamadan yapmak istiyorum ben. Yaparız. Ondan sonra acaba mayalamadan şöyle bir ne yapalım? Lahmacun türü bir şey yapalım. Belki fırsat olursa da bir de belki pasta yaparız arkadaşlar. Arifeli günler mutfakta. Hadi ya Allah bismillah başlayalım. Allah bizlerin, sizlerin ve cümlemizin mutfağında, evinde bolluğunu, bereketini arttırsın diyelim. Hadi başlayalım şimdi. Arife bu olur mu? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu aldık. Yani göğsümüzü aldık. Jülyen biçiminde. Abla bunların hepsini yapalım değil mi? Tabii. Şu şeyi şuradan kaldırma. Oldum. Bir şey yok ablacığım. Ablacığım boş ver. Oğlum sarı bıçakla kes istersen. Yok bu güzel kesiyor. Hüseyin bunları biledi ya. Jülyen. Şöyle yapayım değil mi? Şöyle şöyle mi yapayım? Çok uzun o. Böleriz şöyle ortada. Tamam. Bunlar böyle istiyorlar arkadaşlar. O yüzden onu jülyen şeklinde şöyle. İkiye bölelim mi? Zaten çekiyor onlar. Biraz şey yapınca. Bu şekilde şöyle bunları soteleyeceğiz arkadaşlar. Onlar öyle sade sevdikleri için öyle yapıyoruz. Rıfkı böyle bizi bekliyor şu an. Rıfkı. Aman Rıfkı'ya bak. Şimdi elimizi sürmeyelim telefona. Neyse. Yok, şöyle. Şey Rıfkı. Vereceğim sana oğlum. Vereceğim şimdi oğlum sana. Oldu mu? Ay. Bak bak bak. Şuna bir bakın bakın. Bir baktırın şuna. Bir baktırın. Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor bak. Nasıl bakıyor? Böyle. Tavuk bekliyor. Tavuk. Çubuğu da yanında. Rıfkı. Ne bekliyorsun? Tavuk mu bekliyorsun oğlum? Tavuk bekliyor. Aman bakışa bak. Ama kuru mamayı yemez değil mi Rıfkı? Bak 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 bak. Rıfkı kuru mamaya gelince yemez. Değil mi oğlum? Nerede tavuk Rıfkı? Nerede tavuk? Ay. Yesinler onu var ya. Kuru mamayı zorla yediriyoruz arkadaşlar zorla. Bakın bu jülyenleri bu şekilde yaptık. Bunu da şöyle yapalım. Şu kalın kısmını ayırıyoruz. Şunu şuradan çünkü kalın olduğu için bölüyoruz. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde bunları böleyim bir daha böyle dursun değil mi? Şöyle uzun uzun olsun. Şu uzunları şöyle alalım sadece. Hadi şunu da alayım. Bundan sonra şunları şöyle bunların hepsini bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ne yaptık burada? Jülyen kestiğimiz olabilir. Bu işi tavukları neydi bunlar? Göğüs tavukları. Jülyen uzun uzun kestik, koyduk. Üzerine de az bir şey bir kanat almıştık. Onları da koyduk. İlk önce hep birlikte bir haşlansınlar. Haşlandıktan sonra bu arkadaşları ayıracağız birbirinden. Buraya gelelim şimdi. Burada ne var? Birazcık zeytinyağı, bir yarım çay bardağı zeytinyağı koyduk. 2 kaşık yoğurt koyduk. 1 kaşık, 1 yemek kaşığı sirke koyduk. Ondan sonra ılık suyumuzu da ilave ederek şu şekilde ılık suyumuzu da ilave ettikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Lahmacun yapacağız. Hadi bakalım. Şuradan biraz da tuz alalım. Şu şekilde biraz. Ondan sonra başlayalım yoğurma işlemine. Ne için koyduk? Bir tatlı kaşığı şu şekilde bir tatlı kaşığından biraz fazla koyduk. Buradan da şimdi unu azar azar ilave edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde onu biraz fazla fazla ilave edelim şimdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizim elimiz değil Fatma Hanım'ın eli olsun ya Rabbim. Bizim elimiz değil Fatma Hanım'ın eli olsun. Şu şekilde unumuzu, Bismillahirrahmanirrahim, hepsini koyduk ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Lahmacun yapacağız iftara. Çayın yanında biraz o et sotemiz var. Onlarla beraber bugün tavuk et sote dediğim değil, tavuk sotemiz var. Bir de yanında bunu böyle dedim yapalım. Çay da yapıyoruz nasıl olsa iftara hemen. Bunu da yanında yapacağız. Evet, biraz daha un ilave edelim yavaş yavaş. Bir kaşık biraz daha koyarsan tam gelebilecektir. Tamam, yeter şimdi bu kadar. Bunu güzelce yoğuralım. Bir kenarda bekletelim. Sonra pandispanya pastanın. Evet, bu elimizdeki hamurumuzu da böyle alalım. Aldıktan sonra şöyle bunu bekleteceğiz arkadaşlar kenarda. Bir yarım saat beklesin. Ondan sonra kıymasını da kavuralım. Açmaya başlarız. Arkadaşlar, lahmacunumuzun hamurunu bakın. Yarım saat beklettikten sonra yumuşacık bir hamur oldu. Ben bunu şöyle güzelce biraz daha beklettikten sonra yoğurayım. Şöyle. Ondan sonra tepside yapacağız lahmacun arkadaşlar. Tepsiye dizeceğiz. Bunu açacağız. Üzerine de kıymalı harcımızı döküp fırına vereceğiz. Damla Hanım da orada ne yapıyor? İç harcını hazırlıyor. Soğan koydum, biber koydum, domates sos koydum. Domates sos orada. Normal salça, biber salçası. Maydanoz da koyacaktım. Galiba maydanoz yok sanırım. Maydanoz olmadığı için nane ile baharatlarla buradan geçirdikten sonra kıyma ile birleştirmeden önce biraz da sıvı yağ koyup karıştıracağım. Arkadaşlar, şimdi tepsinin büyüklüğünde hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. Lahmacun, tepside lahmacun için şu şekilde şu kenarlarını da incelterek kare tepsi biçiminde açacağız bunu. Maşallah dört bayan çalışıyoruz mutfakta. Çok acı ya, öksürttü. Çok koymasaydın Damla. Bir taneydi. O da ben aldım. Bir taneydi, ona doğradım, ne yapayım? Olsun, biraz da acılı güzel oluyor. Tabii. Bu şekilde arkadaşlar lahmacun tepside lahmacunumuzu açtık. Şimdi tepsiye koyacağız onu. Evet arkadaşlar, aslında büyük fırın olsa şöyle uzunlamasına pide yapardık ama maalesef öyle bir şansımız yok. Şöyle açacağız. Bir de bu şekilde açalım, büyütelim. Ya bir de yakınımızda hani böyle harcı vereceğimiz hani lahmacun yaptığımız. Öyle de yapan var. Olmuyor. Aslında öyle de yapabiliriz de ya, burada yok. Olmuyor. Biraz bu yakınımızda. Bir de Ramazan ya arkadaşlar. Ramazan'da pide ağırlıklı olduğu için fırınlar şey yapmıyor. Şimdi böyle şeyleri almıyorlar. Çok güzel oldu. Tamam. Şöyle birazcık. Evet arkadaşlar, bu şekilde tepsimizi yaydık. Bu kenarda dursun arkadaşlar. Buna harcımızı koyduktan sonra fırına atacağız. Evet. Lavaş yapacağız arkadaşlar. Gece yeriz lavaş. Bunlardan da küçük böyle lavaşlar yapacağız. Şu şekilde, evet, tavada şöyle
küçük yuvarlak yuvarlak lavaşlarımızı çok inceltmeden bu şekilde lavaşlarımızı yapacağız. Şöyle. Evet. Bunları da tavaya atacağız arkadaşlar şu şekilde. Ya Damla, kıyma harcın çoksa biraz bir şey de yaparız. İki tane daha. Etli şey mi? Olur. Çok kıyma harcı yaptım herhalde. O zaman bunları da... Elim hiç aza gitmiyor. Bunları küçültelim o zaman. Böyle görmüş. Şöyle. Evet. Şimdi bunları da şu şekilde birazını şunu alalım. Evet, geldin yaptık. Yağ koydun. Mis gibi kokudu. Şöyle yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? Kuru olmasın diye. Kuru olmasın diye. Aynı pizza gibi düşünelim. Şunları da biraz şöyle indirelim. Tabii yol yol çatalla da olabilir. Yol yol bence. Çok fazla kıyma olmasın içinde. Çok kıyma olmasın. Tamam, olur. Kapatalım fırını tamamen, onu alalım ya da. Bunu kapatalım. Pastis banyalı koydu. Pastis banya. Pastis banya. Bunlar da tavada. Tava lahmacunu. Tava. Tava lahmacunu. Fazla koymak istemiyorum çünkü çok fazla ağzımıza gelsin istemiyorum. Damla çünkü tepsiye doldurmuş tava lahmacun. Değil mi Yağmur?
Bunu da hop böyle yapıyoruz. Bunlar da tavada bu şekilde arkadaşlar girecek tavaya. Evet, bunu böyle incecik açtık. Şunu şuraya şöyle kapatabiliriz. Tekrar şuradan harç alıyoruz. Açacağım zaten. Şurayı aldık. Hemen bunda bu şekilde kapattık. Şöyle birazdan tavada bunları da yerine alacak. Hemen bunu alalım. Bunu da büyük yapalım. Diğerlerini ne yapacağız? Şöyle elimizle açıyoruz. Buna da lahmacunumuzu koyalım. Evet, bunu da bunun üstüne kapatıyoruz. Bu şekilde bunu da böyle fırına vereceğiz. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Yağlı gözleme yapıyoruz. Bunları bu şekilde açıyoruz. Katmer yapacağız bundan da arkadaşlar. Evet teyzem çok güzel yapar. Yapardı bir teyze. Evet. Çok güzel yaptı. Bunu böyle yağladık. Yağladıktan sonra tekrar kapatacağız. Şöyle rulo halinde kapatıp bakın tekrar açacağız. Ondan sonra bunları da katmer yapacağız. Böyle şu şekilde biraz bekleteceğiz. Şöyle elimizle de açabiliriz bunu. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Şöyle ablacığım sen istediğin bir şey var mı? Yok yeter o kadar. Hamur işinden istediğiniz bir şey varsa. Benim o da yeter o kadar değil mi? Bir tane daha yapacağız getir. Bir tane getirebilirsin ablacığım. Yok o kızlar yağlı seviyor. Yağlı mı seviyor? Bu lahmacun var ya. Tamam bir de tepsi var zaten. Evet. Onları hemen biz damla. Canım. Onları hemen canım, at yapışmasın. Tamam teyzeciğim cim. Çorba ne yiyeceksiniz bakalım. Aa çorba. Mısırın çorba. Benim kesme çorba. Ha kesme çorbası vardı ablanın. Kesme çorbası yapsak. Evet. Ha. Aa birazcık bana kesme çorbası yapalım mı? Var var buzlukta onu yapalım yeter. Ha buzlukta var da. Yok. Onu yap yeter bize şimdi. Hadi. Ya. Ama yetmezse. Azıcık dolapta var. Evet yağmur. Bunu da hemen yağlıyoruz. Şu şekilde. Böyle yağlayıp ne yapacağız? Katmer. Bu şekilde. Oy nasıl şişiyor yağmur. Kabarık kabarık oldu. Evet çok güzel oldu. Evet bunlar da şöyle tekrar katmer yapıyoruz. Tamam. Bittikten sonra son aşamasında tekrar sizlerle birlikte oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptık? Yağlılarımızı şöyle elimizle açıyoruz. Şöyle okluba merdane ile de açarız da ben şöyle fazla dağıtmadan bu şekilde açmak istiyorum. Böyle daha iyi oldu. Şunu da şöyle kapatalım. Şöyle. Bunu da buradan alıyoruz. Evet arkadaşlar yağlılarımızı da bu şekilde elimizle açarak büyüttük. Bunları da tavada yapacağız. Şu şekilde burada bu arkadaşları bekleteceğiz. Yağlılarımız. Evet hemen şunu alalım. Bakın.
şu şekilde elimizle büyütüyoruz. İsterseniz şöyle hafiften hafiften merdaneyle, bakın nasıl kabarıyor kenarlarından doğru, hafif hafif bastırarak şöyle merdaneyle yağlı bazlamalarımızı büyütebiliriz de. Bakın tel tel oldular. Bak. Ya nasıl, evet, kalır? Çok güzel oldu. Şimdi ben çok severim. Bunu da böyle kenara alalım. Şöyle dursun. Hemen bunu da şöyle elimizle açtırıyoruz. Hemen kabarıyor değil mi kenarlarında? Evet. Şöyle yağlılarımızı koyalım şöyle. Puf puf kabardılar. Bakın. Damlan istediği böyle. Kulağımı. Evet baksana şey kabarıyor kendiliğinden bak. Bak şişiyor. Yağlı kete. Yağlı kete. Bunun için aslında unu da güzel bunu oluyor. Bunu hiç merdanelemiyorlar. Birazcık daha biliyorum. Kalın yapıyorlar biliyor musun? Tepsi de böyle ezberçiyor. Ben şimdi şeyden biz artanları yaptık. Daha tepsi yapmayacağız. Tepsi yok bir de lahmacundan artan hamurları değerlendirdik bu şekilde. Çorba da çok olur gibi geliyor ama. Pardon. Böyle. Şimdi bunlar çok lezzetli olur arkadaşlar. Bunlar da tavada şöyle. Tamam. Al burada var yağlı. Ama yağlı o. Şu var ya bizim çorba. Evet. O yeter. Çözülmez ki. Aa, onun sıcak suyu koy nasıl çözülecek? Evet arkadaşlar. Yağlılarımız da hazır. Kıymalılarımız da hazır. Bayanlar, 3 kişilik bayan, ablamı içeri dinlenmeye bıraktık. Biz 3 bayan mutfakta. Yağmur Hanım çekimimizi yapıyor. Evet. Damla Hanım iç aşlarımızı, ben de dış işleri, o iç işleri bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla yanımızda olursanız bize destek olup bu yolumuzda ilerlememizde yardımcı olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Sizin desteklerinizle, sizin yardımlarınızla inşallah bu yolda ilerleyeceğiz. Bizler de sizlerden duacıyız. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum tekrar. Biz işte tekrar sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Fırından çıkarttığımız gözlemelerimizi, şöyle katmerlerimizi bakın. Bunlar yağlı katmerlerimiz. Şöyle ekmek yerine bunları böyle yiyeceğiz. Ablam güzelce bunları örtmüş. Bunları da sarmış fırından çıkınca. Bunlar da arkadaşlar bakın nasıl sarmış bunları. Bu ablam var ya tam maşallah ev hanımı. Bunları böyle şöyle açıyoruz. Lahmacunumuzu da şu şekilde bakın. Böyle bu şekilde lahmacunlarımızı da sardık. Tepsi lahmacunu bu arkadaşlar. Kıymalı lahmacun demesek de olur. Kıymalı tepsi lahmacun diyelim. Hadi öyle olsun. Bunları böyle kapatıyoruz. Arkadaşlar bunları da böyle üstüne koyacağız. Ondan sonra iftarımıza bir 20 dakika kaldı. Hızlanmaya başladık arkadaşlar. Evet inşallah beğenmişsinizdir yaptıklarımızı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu arada da ne yapmıştı Damla Hanımcığım? Ne çorbası bu? Tutmaç çorbası bu. Tutmaç çorbası. Evet. Çorba, tavuk suyuna kesme hamurla çorba yaptık. Bir yandan da ne yapıyoruz? Portakallar sıkılıyor arkadaşlar. Portakallarımız inşallah şöyle göstereyim yandan. Tezgahta hazır. Evet. Bunları da böyle hazırladık. Evet. Bizlere ve sizlere afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eserimiz ortada. Ne yaptık? Tepsi lahmacunumuzu, yağlı katmerlerimizi yaptık. Bir yanda da şöyle bakın. Bunları da ekmek yerine bu yağlı katmerlerimizi de yiyeceğiz. Soframızı hazırlayacağız birazdan. Bunlar da
şu anki yaptıklarımız. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de hayırlı iftarlar olsun arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Abone olup, destek olup, yorumlarınızla emek verdiğimiz bu videomuzu izleyerek destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.